Herkese selam kuzularım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, sağlıklısınızdır, mutlusunuzdur, huzurlusunuzdur. Allah hepinize sağlık versin diyerekten videomuza başlayalım. Bugün arkadaşlar bolognezli spagetti yaptım. Krema da yapacaktım. Kremalı bolognez falan koyacaktım. Sonra kremadan vazgeçtim. Neyse burada görüyorsunuz burada benim pesto sosum da var. Daha önceden almıştım. Bunun üstüne ekler kendim ara sıra döker yerim kız. Farklılık yapayım. Turşum da var, kolam da var. Öyle. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Tırnaklar çıktı, değişti. Bakın. Daha böyle o diğer tırnakları çıkardım. Tabii ki Aymire Koçaklı. Her zaman olduğu gibi. Şu tozlar da ay gelmesi toz muydu neydi o? Tiksindim. Gerçi toz yok benim evimde de. Olmaz. Allah'ıma şükürler olsun. Erkenden kalktım, temizliğimi yaptım. Tertemiz evim mis gibi çiçek kokuyor vallahi. Her zamanki halim gerçi. Temiz kadınım ayol diyerekten. sizler ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ya. Gerçi artık dünyadaki olanlardan sonra herkesin psikolojisi alt yüz. Sosyal medyadaki kaoslar bitmiyor. Her şey işte. Bu arada savaşa hayır diyorum arkadaş. Hep bana sorular, savaş hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Tabii ki savaşlar olmasın. Masum insanlar ölmesin. Çocuklar ölüyor. İnsanlar mahvoldu. Sınır kapılarını kapatmışlar. Hiç erzağa izin vermiyorlarmış. Yani gerçekten yani savaşa hayır. İnsan yani ne söyleyeyim sana? Sizlere sana diyorum. Yani o kadar kötü durum ki yani artık videolara bakmamaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde bakmamaya çalışıyorum. Hani ne kadar da görmesek, duymasak da tabii ki hepimiz merhametli insanlarız. Tabii hepimiz derken birçoğumuz merhametli insanlarız. Savaş asla hiçbir şekilde olmasın. Yani savaşlar acilen durdurulmalı. Her şekilde. Ben her zaman söylüyorum. Savaş olan hiçbir ülke, hiçbir dünya olmasın. Çocuklar ölmesin, kadınlar ölmesin, insanlar ölmesin, hayvanlar ölmesin, doğa yok olmasın. Bunu söyledikten sonra yememize başlayabiliriz. Bismillah diyelim. Ah, işte öyle. Knorr'un Bolognese sosunu buldum, aldım. Bakın nasıl olacaktı. Yani tat veriyor güzel Knorr'unki. Knorr dedi mi? Kıskanar mıydı? Knorr, herhalde Knorr'dur ne bileyim. Ben bazı şeyleri telaffuz edemiyorum. Zamanında sosyal medyada bak birkaç kişi için bir şeyler söylemiştim. Dediklerim hep çıkıyor farkındaysanız. Ben hissetmediğim, görmediğim manzara için hiçbir zaman konuşmam. Her şey çıkıyor tek tek. Görüyorsunuz sosyal medyada kaosları. Diğer platformdan da bahsedeyim TikTok'tan. Beni cinsel kimliğimle bir ara hep bayağı vurmuşlardı. Kavga ettiğim insanlar var biliyorsunuz. Şimdi kendilerini bayağı bir moralleri bozuk durumda ağlıyorlar, sızlıyorlar, mutsuzlar. Ne ekersen onu biçersin canım. Ben her zaman Allah'ın adaletine bırakmıştım bazı şeyleri. Ve onları şimdi tek tek meyvesini alıyorum ve görüyorum. Etme bulma dünyası maalesef. Sevinmiyorum böyle şeyleri ama üzülmüyorum da açıkçası. Her şey şaşar ama Allah'ın adaleti asla. Bir gün dünyanın çok güzel olacağını biliyorum. İyiler kazanacak bir gün. Elbet kazanacak. Bunu da biliyorum. Sabredenlerin sonu her zaman selamet olmuştur. Olacağını da biliyorum.
Yeter ki inanın, inanmaya çalışın. Ümitlerinden ve umutlarınızdan vazgeçtiğiniz sürece hayaller zaten sizin değildir. Buz gibi kola. Arada muhabbet dediğim sizlerle konuşayım da. Değil mi? Arada konuşmak lazım. Şimdi size bir şeyler söyleyeceğim arkadaşlar. Ben zamanında biliyorsunuz caddelerde çalıştım. Bunu biliyorsunuz artık bir aranızda bilmeyen yok. Neden hep bu konuları değiniyorum? Çünkü anılarımı anlattığım zaman ya anılarım böyle şeylerden ibaret. Hep aile veya işte caddeler falan filanlar. Zamanında çalıştığımda emin olun burada çok klavye delikanlıları var. İki tane üç tane kadın gördükleri zaman bir yerleri kalkıyor. Hemen karşındaki insanı aşağılama ve kimlikten vurmaya çalışıyor. Halbuki ben çalıştığım dönemlerde emin olun futbolcusu, ünlüsü, siyasetçisi, bak çok ciddi söylüyorum. Birçok evli insan bunun gibi çok geldiler ben çalıştığım dönemlerde. Fazlasıyla. Sahne yaptığım dönemlerde de evli insanların çoğu böyle genç kızlarla sahneme gelirlerdi. Bak çok ciddi söylüyorum. Bunları yaşayan ve tecrübeli olan bir insan olarak söylüyorum. Yani burada yalan yok, iftira atma yok. Kendi gözlerimle gördüğüm, kendim çalıştığım ortamda biliyorum. Burada klavye delikanlılık yapan birçoğu emin olun bunları yapan çok insan var. Sadece birkaç tane böyle kadın görüyorlar böyle. Onlara hava atmak için bizi aşağılamaya çalışıyorlar. Halbuki emin olun özelden olsun, sokakta olsun neler neler yazıyorlar. Bak çok ciddiyim. Buna benzeyen çok şeyler var. O yüzden insanoğlu çiğ süt emmiştir. Bakmayın öyle durduklarına. Bunun arkasında o kadar şeyler yatıyor ki. Konuyu kapatmak istiyorum. Beni anlayan anlamıştır zaten. Vallahi. Anlayan anlamıştır. Çok güzel kız makarna. Bolognese çok hoşuma gitti. Şimdi yazarlar o makarna değil spagetti. Evet aşkım spagetti. Bir tane hamiyetimiz var bizim. Bilir misiniz bilmiyorum. Görmüşsünüzdür yorumlarda. Karı benim erkekliğimle bozmuş, ellerimle bozmuş, gözlerimle bozmuş, saçımla bozmuş. Kız ben sana ne yara verdim? Çok merak ediyorum. Vallahi bir gün ne olur hayattaki yani yorumlara yazar mısın amiye? Çok merak ettim. Ne yaptım kız sana gerçekten? En çok merak ettiğim şey bu. Hangi zamanda, hangi yıllarda, hangi saatlerde senin bir yarana dokundum, sana yara verdim? Ben çok merak ediyorum. Nedir derdin? Erkeksem erkeğim, kadınsan kadınım. Her şeyden önce bir insanım yani. Abi sen nedir? Seni bilerek de engellemiyorum biliyor musun? Mutlu ol diye. Gerçekten aşağılık kompleksi olan insanlar kendinden yüksek gördüğü insanlarla uğraşırmış. Bunu sakın unutma. Sen mutlu ol diye ben sana bu
engeli basmıyorum. Yoksa seni engellerim. YouTube'da engelleme var. Kaç günden beri Müge Anlı'yı da seyretmiyor. Dün evvelsi gün Müge Anlı'yı seyretmiştim. Bir eleştirim vardı, unuttum vallahi. Aklıma gelmiyor. Bir eleştiri yapacaktım yine. Ben biliyorsun hep dikkat ederim böyle şeylere. Ama unuttum. Ya bunu açtım da yemedim. Ne saçma. Ben de kafayı yemişim. Saçlarınız ne alemde kızlar? Dökülüyor mu sizin de? Benim saçlar halen maşallah gümbür gümbür dökülüyor. Ne mevsim selmiş, ne mevsim selmiş. Mevsim bitmedi ya. Aa, saç bitti, mevsim bitmedi hala. Biberiye aldım da demledim, sprey şekline koydum da onu. Ondan sıkıyorum ara sıra. Bakalım durduracak mı? Biberiye durduruyormuş. Aman ne bileyim be, her şey yalan. Kan değerleri aslında önemli. Asıl vitamin değerleri, kan değerleri. Onlar eksikse dünyanın en güzel şeyini kullan, yine bir şey yaramıyor. Ameliyat oldum ya, ameliyattan sonra bütün kan değerlerim bence düştü, vitamin değerlerim düştü. Ondan dolayı saçım dökülüyor. Benim geçen yıllarda da göğüs ameliyatı olduğumda da dökülmüştü. Hanım iki defa göğüs ameliyatı oldum resmen. İlk göğsüm kaymıştı buraya. Yaptırdım göğsüm. Doktor nasıl yaptıysa artık o göğsü, ne yaptı, içine koydu bıraktı herhalde direkt. Loop diye buraya kaydı. Çevre hastanesi bir de Mecidiyeköy'de. Vay be. Özel hastane. İkinci göğsümden çok memnunum. Ama ufak. Doktor bana 3 tane göğüs koymuş ameliyatta. 2 tanesini vücudum kabul etmemiş, geri atmış, büyükmüş. Kabul etmemiş, kavisim darmış benim. En son bunu koymuşlar işte göğsüme. Ufacık tefecik olsun. Var mı? Var. Normal yani. Genç kız göğsü. Bende. Ama boş ver. Ne yedim ne yedim kız, resmen koca bir kazanı yedim resmen. Sen kazan makarna yedim gibi geldi bana. Oo. Üç gündür acılı mayonez yemiyorum. Çünkü yok. Kaç kere gittim, yok, kalmamış. Yarın şey Migros'a gideceğim. Mayonez yok, bitti. 89 TL olmuş. 100'e doğru gidiyor. Kafamı edeyim ben. Mayonez de pahalaştı.
Kız Carrefour'da yok. Carrefour'cu kadın diyor ki, yani kalmadı Nil diyor. Yok yani. Önceden bunlar satılmıyordu, senden sonra. Ama bu mayonez beni halen duymasın. Kafasına mand etsin ondan inşallah. Ay şükürler olsun yedim kız, doydum. Maşallah ne yedim ne yedim. Ay fil gibiyim. Fil gibi çektim resmen sanki hortumla. Ay yoruldum. Ay. Geçen Efe Canlar'a gittim ya arkadaşlar. Aldıkları kanat çok lezzetliydi. Güzel bir kanattı. Gerçekten lezzetliydi. Ben tavuktan zehirlendim ama kalktım gittim o gün kanat yedim. Ay ne bu be. Akıllanmam ben. Bir daha zehirleneyim de aklım başıma gelir belki. Allah korusun. Kız bugün ne konuştum farkında mısınız? Benim bugün çenem düşmüş. Ama ne yapayım, özlüyorum sizleri. Ben sizlerle muhabbet edince kendime geliyorum kız. Kendimi iyi hissediyorum. Anamla konuşmuyorum, babamla konuşmuyorum. Yine konuşmuyorum. Anamla o olaydan dolayı konuşmuyorum. Babamla zaten biliyorsunuz. Ah 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 şu ayrımcılık, evlat ayrımcılığı yok mu? Ah ah, öbür dünyası da var ya bunun işte. Bunun öbür dünyası da var. Elbet hesap soracağız yani. Yakalarına yapışacağız yani. Elbet soracağız abi. Yani. Ne yaparsan yap. Ne kadar takmıyorum desen takma ama insan işte şurasında yine hissediyor arkadaşım ya. Vallahi hissediyor. Ben bilmiyorum. Halbuki dünyamız ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel. Vallahi. Çıkıyorum dışarı, kahvemi içiyorum, çayımı içiyorum. Kendimi o kadar mutlu hissediyorum ki. Ben bilmiyorum. İnsan insanı neden sevmez? Canlı canlıyı neden sevmez? Neden? Çözemiyorum. Neden abi? Neden vuruyoruz? Neden öldürüyoruz? Neden kırıyoruz? Neden kovuyoruz? Neden itiyoruz? Neden? Allah diyor ben seni yaratıyorum. Rızkını da veriyorum. Kullanmasını da bil, yemesini de bil, vermesini de bil. Bize ondu, biz öyle değil. Ana benim daha fazla olsun. Ben daha fazla yaşayayım. Ben daha sağlıklı olayım. Sen öl, sen sürün, sen geber, senin hiçbir şeyin olmasın. Nasıl bir insanız ya? Abi kana yapıyor, can cana bunu yapıyor. Dost dosta bunu yapıyor. Herkes herkese bunu yapmaya başladı. Ne kadar hırslı bir dünyada olduk ya. Vallahi teknoloji bir gelişti. Teknoloji, ben her şeyi teknolojiye buluyorum artık. Teknoloji bir gelişti. Dünyanın kimyası da bozuldu, hayatın kimyası da bozuldu. Doğanın kim, her şeyi bozuldu ya. Ve her şey. Ne bileyim. Yani konuşacaklarım böyle, bilmiyorum yani artık. Niye bu kadar celallendim onu da bilmiyorum. Halbuki ben buraya neşeli geldim. Tabii ki yine neşeliyim. Huzurluyum. Şükürler olsun Rabbime. Her zaman neşeliyim, huzurluyum. Sağlıklıyım. Her şeyden önce bu. Dünyanın en büyük hazinesi bana bu. En büyük hediyesi bana bu sağlık. Yani yaşıyoruz, nefes alıyoruz. Ama abi yani bırakın insan insanı sevsin artık ya. Sevin ya. Sevin, sayın ya. Sayın ne olacak? Bak. Geldik gidiyoruz. Hayat geldi geçiyor gidiyoruz. Bir varmış bir yokmuş gibi düşünün. Şu dünyadan aklınıza gelin kimler geldi. Prensesler, padişahlar, peygamberler, onlar bunlar şunlar. Hangisi hepsi bak kimse yok. Bu dünya kimseye kalmayacak. Taş üstünde taş kalmayacak ya. Öyle düşünün. Bırakın ya. Sevginiz yoksa insanlara saygı duyun. Nedir bu hırs, nedir bu düşmanlık, nedir bu mal mülk sevdası? Vallahi yemin ediyorum size, ah bu nimet çarpsın, bu evimden çıkmayı nasip olmasın. Adım atmayayım yarına çıkmaya, bak bu kadar yemin ediyorum size. Az da kazanıyorum diyorum, şükürler olsun. Ne lükste gözüm var, ne arabada gözüm var, ne bilmem. Yemin ediyorum size, şu nimet çarpsın. Hiç böyle hayallerim yok. Kedilerimle mutluyum, huzurluyum, evimden çıkıyorum, kahvemi içiyorum, çayımı içiyorum, geliyorum, yemeğimi yapıyorum, temizliğimi yapıyorum.
O kadar şeyim ki böyle. Çünkü bazı şeyleri artık yapmıyorum. İstemediğim hiçbir şeyi yapmıyorum. Kendimin patronuyum artık. Birileri benden bir şey istediği zaman şunu yapacaksın. Elimden böyle parayı aldığı zaman yapıyorum. Affedersin bir şeyler yapıyorum. Bir de o paramı alıyorlardı elimden. Bu saatte burada olacaksın. Sabahın 5'inde 6'sında evine geleceksin. Uykusuz, maaf daha almış bir şekilde. Düşünün ya. Bunları yaşayan bilir. O kadar mutluyum ki anlatamam size. Ve artık hiçbir etraf artık takmıyorum. Taşlaştım, gamsızlaştım artık her şeyden. Her şeyden. Yemin ediyorum size. Artık yani duymuyorum, etmiyorum. Sanki böyle Allah tarafından üstüme böyle bir mermer, böyle ne bileyim bir kaftan dikilmiş sanki böyle. Artık kimseyi hissetmiyorum. Öyle oldum artık. Sağ atsam yalancı, sol atsam yalancı, bu tarafa atsam menfaatçi, arkamı dönsem farklı. Yani öyle diyeceksin ki hiç mi hayatında güzel bir şey olmuyor? Aslında oluyor. Ama kendi kendime yapıyorum. Kendi kendime güzel şeyler yapıyorum. Kendi kendime. Evet, paylaşmayı seviyorum. İnsanlarla konuşmayı seviyorum. Oturup muhabbet etmeyi, karşılıklı bir kahve içip insanlarla dertleşmek çok hoşuma gidiyor. Ama bunun arkasında başka bir şey olunca sinirim bozuluyor işte. Abi bir kere bana sevgiyle gel. Bir kere saygıyla gel. Menfaatsiz gel. Çıkarsız gel. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Ben niçin bu konuları açtım? Doğulmuşum kız yine. Neyse. Sizleri seviyorum. Spagettimi de yedim. Benim gibi yaşayan çok insan vardır aslında aranızda. Gerçekten vardır. Bak size bir şey söyleyeyim mi arkadaş? İnsanlar gerçekten bir zamandan sonra öyle bir raddeye geliyor ki. Öyle bir raddeye geliyor ki. Karşısında anası babası olsa bile bazen tanıyamıyor. İstemiyor yani. Ben artık o raddedeyim. He diyorum tamam tamam bana bunu dediler mesela. Kendi ailemden bahsediyorum. He tamam tamam görüşürüz. Pat diye kapatıyorum. Açıyorum televizyonumu kahvemi koyuyorum içiyorum. Ne oldu Nil? Hiç takma devam et. Her gün çünkü aynı terane. Aynı şey. Değişmiyor. O zaman diyorum ki Nil uğraşma boş ver. Devam et hayatına. Öyle de böyle devam et. Yaşamaya devam et. Bir gün zaten bu hayattan göçüp gideceksin. Takma. Yapacak çünkü bir şey yok. Allah bir nefes verdi. O nefesi güzel kullan. Allah sana saatler, saniyeler, günler, aylar veriyor. Onu güzel kullan diyorum kendi kendime. Öyle yapıyorum artık. Yeter. Bak evim ne kadar huzur, sessiz. Mis. Kimse yok. Sağdan soldan biri bana bir şey demiyor. Ne kadar güzel. İki tane kedim bu korda sessiz sedasız uyuyor. Mamasını suyunu koyuyorum. Yiyorlar, içiyorlar. Yatıyorlar oraya. Bitti. Ne kadar huzurlu. Kapımızı kilitliyoruz, yatıyoruz, uyuyoruz, kalkıyoruz. Ne kapımı çalan var. Ne gecenin saatini hadi çık gel. Diyenim var. Güzel. Her şey güzel. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Çok konuştum ben. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanetsiniz. Yarın görüşürüz. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.